Elif'e sorayım, bugünkü menü nasıl? Çok kötü. Tuğay kötü Hanım mi? Çok kötü. Bir hafta boyunca hiç susmadı, carladı, kimseninkini beğenmedi. Kendi mozaik pasta yapmış. Şof peşindeler. Şimdi tam da ona istinaden bir şey söyleyeyim. Pazartesiydi, senin günündü. Evet. Özellikle Devran. Evet. Dedi ki çok dedi basit, ne var dedi, şu dedi, yanlış hatırlamıyorum. Yani evet, bir şeyler tam olarak böyle söylemese de birebir beğenmediğini, kolay bulduğunu. Ben de demiştim ki çok net hatırlıyorum. Sizin menülerinizde göreceğim. Bu hafta herhalde gurmeler yarışıyor. Bu menüye kolay dedilerse, ne var ki canım 2,5 saatte dedilerse, aman Allah menüler göreceğiz herhalde demiştim. Menüsü o kadar basit ki bunlara vakit bulabilmiş sanırım. Basit. Aynen öyle. Kol böreği, kuzu incik, midye yani baklavalı. Kuzu incik Zuhal Hanım pişirdi, o kadar baharatını verdi, altına bir beğendi. Menü kolay mı Devran? Şöyle menü uğraştırıcı bir menü. Ha. Ta ki önüme çorba gelene kadar Zuhal Hanım, özür dilerim, yanına o süsleri falan yapmış ya. Ha. Hani vakit bulmuş ki onları yapmış. Yani demek ki çok kısa sürede, yani 2,5 saatte de yapılabilecek bir menü. Anladım. Zuhal Hanım hepsi ne dediyse bana söylediklerinin hepsini kendileri yaptı. Ağlamana kızlar ağladılar. Ağladılar. Salata kolay menü dediler, daha kolay menüler çıkardılar. Evet. Salatamın kenarında küçücük bir şey damlamıştı. Tabaklar berbat geldi. Yo, hiç de berbat gelmedi. Ya. Şimdi tabaklar deme. Tabaklar de kirli geldi. Onunkinden daha kirli. Benim de çorbam da sadece geldi. Geri kalanı kirli değildi bir kere. Onu demek ki neymiş? Çok büyük konuşmamak lazım. Evet. Kesinlikle. Demek ki neymiş? Yarışma heyecanından herkes ne kadar iyi olursa olsun kendi özelinde hatalar yapılabiliyormuş. Adam lahmacun ustası, lahmacun yapamadı. İşte kız gastronomi mezunu ama işte maalesef olmadı. Hiçbir şey senin, yani hiçbir şey mi? Hiçbir en şey mi? En azından yetiştirdim, üstüme giyindim. Tatlısını ben sevdim yani. Masamı bir tek de sen beğendin. Evet. O da hiç süt helvası yemediğin için herhalde. Bayağı yedi. İnşallah fırsatın olsun da git Bursa'da bir. Çok sevdi. Bu çok konuşanlar benim yaptığım menünün yarısını bile yapamadılar. Özellikle bugünkü mozaik pastanın programımızda ilk kez yapıldığını bütün cümle ahaliye duyurmak isterim a dostlar. Sevgili izleyenler. Davet kondaki masasında mozaik pastanın ne işi var? Kafelerde bile yapılmıyor Zuhal Hanım artık. Dün dedi ki ben ne dedi içli köfteler yapıyorum dedi. Ya, bir Devran sürü şey zaten dedi. Elif Hanım çok car konuştu. Sizin görevinizi üstlendim. Daha çorbanızı içmediniz. Sizin görevinizi üstlendim. Daha çorbanızı bile içmediniz. Konuşmaya başladınız. Biz menüyü değerlendiriyoruz. Normal olarak konuşacağız. Bir tansiyonunuz normale dönsün. Bir kan şekeriniz normale dönsün. Aynen. Mozaik pastayla mı dönecek kan şekerimiz normale? Belki ama ön yargılı olmayalım yine. O mozaik pastanın içine ne bileyim farklı bir şeyler katmıştır. Yorumunu, imzasını. Çok acayip bir mozaik pasta yeriz. O da ayrı. Hep dediğimiz şey şu. Sonuç olarak güzel, lezzetli bir yemek yiyorsak karşılığını vermek lazım. Evet. Ama en iyi yaptığın tatlı gerçekten mozaik pasta mı? Gerçekten mi? Aslında İçli köfte yapıyorum dedin. İçli köfte yapıyorum. Ama doğru. Mozaik pasta. Şöyle Zuhal Hanım şöyle söyleyeyim. Ben yemeklerle aram iyi ama ben tatlı yemeyen bir insan olduğum için tatlıyla yapmıyorum aram da yok. Anladım. Açıkçası. Çok da bilmiyorum. Göreceğiz şimdi. Dün iyi mi kötü mü? Devran Hanım içli köfteyi bayağı bir eleştirdi. Bayağı. Kendisi mesela Diyarbakırlı. Mesela haşlanmış bir içli köfte beklerdim. Hayır, ama kuru da olması zaten var. Zaten köfteyi de beğenmedi. Normal herkes beğendi, kendi beğenmedi. Dördü yapıştırdı yani. Haksızlık yaptı. Hmm. Size şey haksızlık yaptı. Ya şimdi şöyle evet. Bir şey de var hiç ama. Şey baklavayı size deneyip olmaması mı yoksa lezzetli bir mozaik pasta mı? Ben, o da ayrı. Aynen öyle. Bak, ben mozaik pastayı tercih ederim. Lezzetli olur. Eğer olduysa diyorsun. Aynen ama baklavayı öyle deneyip yapamayan olmadı Ömer bu hafta. Baklava yatıcı yaptı. Pardon bugün. Devran'a karşı attınız. Normal olarak söyledim. Bana ama bugün bir seni pozitif gördüm. Evet, Devran'a karşı diyorum. Ne oldu? Hayırdır ne bugün yani? Hep dün evet. Bizi bana karşı bütün herkes tırnaklarını çıkarmış da o menüye. Ya mozaik evet. Pastayı savunuyorsunuz kendi şu an. Kendi ağzınızda söylüyorsunuz ya. O menüye. Doğru. Şu an mozaik evet. Pastayı savunuyorsunuz. Evet, savunurum. Aa, bir şey söyleyeceğim. Daha önce mozaik pastayı yediniz mi? Yedim. Ben tatlıyı çok severim. Çorbayı değil. Tarifini bana söyler misiniz? Ben tatlıyı çok severim. Çok da yerim. Çok da yaparım. Afiyetler. Aynen peki. Öyle. Peki, biz şimdi önce çorbamızı tadalım. Önce siz mozaik pasta yemediniz daha önce. Çok tatlı siz çünkü. Siz yediyseniz sizde kalsın o zaman. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Eline sağlık Devran. Afiyet olsun.
Kız ne kaynattın bunu bu kadar? Yandım. Fokur fokur yandık, ben içemiyoruz. Sıcak servis etmek sıcak istedim. Sıcak değil, kaynar bu. Keşke biraz da tuz atsaydınız. Senin de ne tuz sorunun var. Şöyle ki ben buna yeterince tuz attım ama bu çorbayı ben sumaktan yaptığım için keskin bir ekşisi var. O bence zaman tuzu çok iyi alamayabilirsin. Ekşisi çok gelmiyor ki zaten. Ben anlayamadım ki. Biliyorum sumak ıspanak yapılıyor da ama bunda ıspanak yemeği olmuş. Çorba değil de ıspanak yemeği. Hayır. Bence tam tersi. Bu pirinç yani yemeği olmuş bence. Pirincin içine ıspanak dövme atmasın. Mi? Aynı anda konuşmayın. İçtik mi yeterince? İçebildik mi? Biraz sıcak. Ben İsterseniz içemedim. Soğutup bir daha... Efendim? İçemedim ben. Çok sıcak. O zaman dur biraz soğut bir daha iç de objektif yorumlar yapalım. Sıcak seviyorum ve yedim. Neyi? Ağzı kalaylılardan. Kimisi öyle. Yana yana her yemeği içmiş. Hırt diye kaynar çayı bir yudumda evet, bitirenlerden evet, misin? Aynen aynen. Aman aman. Çok yanlış. Aynen. Mideye çok zararlı. Evet, çok zararlı. Ya tabii ki yemeğini sıcak servis et de bu da fazla sen, kaynamış. Bu benim için iyi. Çorbası oyana kadar ben bir şey sormak istiyorum. Sor. Elif Hanım'ın yüzüne bir şeyler yapışmış. Çok komik gerçekten. Bugün final günü ya, biraz kendimi süslemek istedim. Sizin gibi simsiyah yasa gelmedim. Yo ben yasa kaybedeceğinizi gelmedim. Anladınız, yasa geldiniz bugün. Yas tutuyorsunuz kaybınıza. Aynen, sizin gibi adaletsizlerle yarıştım ne onun için. Ne adaletsizliği Ömer Bey? Ben zaten Fuat Bey'den özrümü diledim. Yasımı o da bana üç verdi, bu konu kapandı burada. Şu an yasımı tutuyorum. Üç verdi, konu kapandı. Sizi ilgilendiren bir durum ama yok. Ama vicdanınız rahat mı? Vicdanınız rahat mı? Siz de bana zaten verdiniz. Ben konu kapandı de zaten. Bunun üstüne ne söylenebilir ki daha? Sizin hepiniz de bana verdiniz. Masaydı. Sen neyi? Ya bırak ya. Hepiniz de bana verdiniz. Hepiniz adaletli olsaydınız bugün de herkes sırayla adaletli giderdi. Yok ben gayet bence adaletli. Peki. Bence gayet adaletli bir şekilde biz puanımızı size verdik. Tabii çok verdiniz. Peki. Evet, gel seninle başlayalım Fuat. Gerçi hoş biraz evvel bir şeyler söyledin ama beğenmedin mi çorbayı? Çorba bana çok çorba olarak gelmedi. Dolanın. Yapan burada onu anlat. Hatice Hanım'ın dediği gibi bence pirinç yemeği olmuş. Bana biraz da yemeğe benzedi, ıspanak yemeği. Ben çok çorbaya benzetmedim. Çorbaya benzetmedim. Evet. Ama böyle bir çorba var. Var. Ispanak böyle çorba var ve usulü de böyle. Ama bu hayır, o çorba değil. Bence değil o çorba değil. Yok. Peki nedir bu çorba, o değilse Elif? Bu artık yani içine ıspanak doğranmış bir lapa. Çorba kıvamı yok. Bu lapa falan değil. Lapa. Bence sen doğru düzgün bir yorum yapmayı çok bilmeyeceksen yorum ya, yapma. Yorumumu bölmezsen, yorumumu bölmezsen. Sesini yükseltiyorsun saçma sapan. Keşkek mi yiyoruz, çorba mı yiyoruz? Ben bunun sesinizden dolayı sesimizi yükseltmek zorunda kalacağım. Bakın böyle yani olmaz. Ne olur teker teker. Yorum yapamıyorum ki Zuhal Hanım konuşmasından. Değil. Bakın Fuat Bey'in sözünü kestiniz, araya girdiniz. Bırakın bir adam yorumunu sıra yapsın. Sıra bana geçti çünkü. Peki Elif de artık sıra. Bir dinleyelim Devran ne diyecek, üç duyamadım. Ya ben beğenmedim çorbayı. Pirinç lapası olmuş. Gerçekten kıvam zaten yani bu çorba akışkan bir şey oldu yani. Bu akışkan evet değil. Ne bu pardon? Tadı yani tadı bu zaten çok, çok farklı. İçine doldurmuşsunuz pirinç mi ne olduğu da anlaşılmıyor da açıkçası yani ne olduğunu bile anlayamıyoruz. Dedi aşçılık mezunu hanımefendimiz. Evet daha dedim. Daha onun içindekinin pirinç olduğunu bile anlayamıyorsan. Anlaşılmıyor sen, o kadar bir işleme tabi sokmuşsunuz ki. Işlem ne olduğu anlaşılmıyor. Sen beğenmemek bu, için kışta soracağım. Tamam masadaki diğerlerini sorayım. Kardeşim siz anladınız mı bunun pirinç olup olmadığını? Anladık canım o kadar da değil sen de abartma. Pirinç, ne pirinç olduğu çok bariz. Yani. Pirinç. Ya Zuhal bizim Hanım, orada dövme yani diye bir bahane var. Kırık pirinç. Bu dövme ya değil. Peki. Kırık pirinç kalmış. Sen de pirinci de mi tanımıyorsun ya? Ne alakası var Hatice Hanım yani? Pirinç o kadar mi değişmiş ki pirinci. Pirincin formu değişmiş. Hayır gayet şişmiş, güzel pişmiş. Bir değişik bir şey olmuş. Hayır gayet güzel pişti. Hayır hayır. Hayatım kesinlikle, sen bugün buraya yemekleri beğenmemeye gelmişsin. Niye sen de dün o şekilde gelmiştin. Ben de sana karşılık olarak geldim. Adama evet. 3 verdin, adam evet sana 3 verdi. Ben sen sinirlemeye evet mi geldin sen buraya? Sen de dün hiçbir şey beğenmemiştin. Olmuş köfteleri beğenmedin. Ne işin var senin burada o zaman? Sen misilleme yapmak için evet, mi geldin? Evet misillemeye geldim. Haksızlığa uğradım. Haksızlığa uğradım. Oradaki insanların canını ateş olup düşmek için mi geldin? Ne alakası var ya? Allah'tan mı korkuyorsun? Devran Hanım nasıl laflar bunlar? Sen milletin puanını düşürüyorsun, şey yapıyorsun, ona buna bakmıyorsun. O da bana üç verdi, konu kapandı. O sizi ilgilendirmez. Yanlış, yanlış yapıyorsun. Bağırmayın. O sizi ilgilendirmez. Bak bağırma, ben senin sesini duyuyorum, bağırma. Elif, bağırma lütfen. Sizin konuşmanızdan bana sıra gelmediği için bağırmak zorunda kalıyorum. Sesimi duyurmak için. İkili tartışmaya girmeyelim.